Ruin'e doğru bir gitsem mi ya? Ruin'in dibinde doğan gibi gerizekalı var mıdır acaba? Merhaba arkadaşlar, Gamer Dibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Michael Myers ile oynuyoruz. Fakat olayımız şu. Şimdi biliyorsunuz ki Michael Myers'ın sinir bozucu birkaç tane build'i var. Kanalda da bu tarz videolar var zaten. Ben de dedim ki... Vay orospu çocuğu. Bir Volek çekiyorum işte, bir Mori Michael çekiyorum, cart curt. Dedim bu ikisini birleştireyim. Yani birleştireyim derken eklenti olarak bu iki build'in aynı anda yer alması mümkün değil. Fakat dedim ki tek videoda hem Volek build'i yapayım hem de Mori Michael build'i yapayım dedim. Volek build'i ile başlayacağım. Elimdeki mevcut perklerden en iyi kombini yapmaya çalıştım. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perkümüz Efsun Yıkım. Bir jeneratör herhangi bir kurban tarafından tamir edilmiyorsa bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan normal gerileme hızının %100'ü kadarı kendi kendine geriliyor. Eğer Efsun toteminiz kırılırsa bu perk devre dışı kalıyor. İkinci perkümüz enerji. Bir kurbanı normal saldırımızla yere düşürmek 32 metre alan içerisindeki bütün jeneratörleri patlatıyor. Ve jeneratörler eylem halinde değilse kendi kendine gerilemeye başlıyorlar. Aynı zamanda bu perkten etkilenen jeneratörler anında %7 ilerleme kaybediyor. Üçüncü perkümüz Efsun ecelden kaçış yok. Haritadaki son jeneratör de bittiği zaman bu perk aktif oluyor ve Efsun toteminiz kırılana kadar hareket hızınız %3 artıyor. Aynı zamanda bütün kurbanlara tek atıyorsunuz. Son perkümde uyumsuzluk. 128 metrelik bir alan içerisinde 2 ya da daha fazla kurban tek bir jeneratöre oturursa o jeneratör sarı bir şekilde bize gözüküyor. Böylece uzak bir mesafeden kurbanların olduğu yeri anlayıp onları rahatsız edeceğiz. Perklerim bu şekildeydi gençler. Şimdi eklenti build'ime geleyim. İlk ve olay eklentimiz çizik ayna. Bu eklentiyi taktığımız zaman ne kadar stalk atarsak atalım Michael seviye birden yukarıya çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü stalk şu işe yarıyor. 32 metrelik bir alan içerisinden stalk yapma tuşuna basarsam kurbanların haresini görüyorum. Yani bildiğiniz Volek mantığı. Bu eklentiyi de mücevher kutusu eklentisiyle kombinledim. Zaten bu build'i yaptığımda genelde bu eklentiyi alıyorum. Çünkü sürekli stalk modunda gezeceğimiz için bu eklentide takip sırasında yani stalk modundayken hareket hızımızı %30 arttırıyor. Ve tabii ki bu build'i kapalı bir haritada oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Açık haritada oynarsanız sizi öperler. O yüzden kırılmış gözlük adağını attım. O da hastane haritasına götürüyor bizi. Kırılmış gözlüğü gördün. Ya Michael Reis, seni de özledik de affedersin. Son filmleri bok gibi. Arkadaşlar bana katılmıyor olabilirsiniz ama ben gerçekten Michael Myers'ın filmlerine bir türlü ısınamıyorum. O yüzden oyunda da saygımı yitirmeye başladı yavaş yavaş. Ha bu durum Michael'ın ne kadar umurundadır? Orasını da bilemem. Şöyle arkadaşlar stalklaya stalklaya gezelim. Ruin'e doğru bir gitsem mi ya? Ruin'in dibinde doğan gibi gerizekalı var mıdır acaba? Senin amana koydum ki seni şimdi kalp krizinden nasıl öldürtüyorum? Allah'ın belası piç kurusu beklesen. Ya gördün mü ya? Yo. Öh. Ya oğlum bu da böyle çok sinir bozucu oluyor ya. Neyse bunu yakalayamayız arkadaşlar. Şu uyumsuzluk yanan jeneratöre gitmem lazım. La oğlum gitsene lan. Allah Allah bir de yakalayabilecekmişim gibi geliyor ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Alo! Gerizekalı. Oğlum tamam SVF değiller güzel. SVF olsa yanındaki uyarırdı. Şuraya asalım hemen. Yalnız hocanı bitirmemesi lazım ya. Bak bitiriyor Allah'ın belası köpek. Bu jeneratör sadece Michael Myers'ındır. Ne yapıyorsun orada? Tamam Barov'a geçsen. Uğraşsın dursun pezemek bana ne? Şu şerefsiz de hocana geri dönecek gibi. Oo orada da can yapan var. Ona mı oturacak? Aynen. Şuradan şöyle şöyle gitsem. Ya hay sprintinize sizin. Canlar çok ilerledi, canlar çok ilerledi. Bir tık sıkıntıdayız hocam. Bak, şerefsiz anladı ya bana T-Bag atıyor oradan. Oo, sıçtık hadi bakalım. Adam beni benden daha iyi görüyor hocam. Hocam böyle bir şey mi var hocam? Oğlum bununla normal chase dağıtılmıyor ki ya. Ha, hocana gitecek. Dur heal istedi. Merhabalar arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Blok yiyeceğiz, blok yiyeceğiz. Tamam buna vuralım. Kaçabilecek misin bakalım? Kaçabilecek misin bakalım? Palete yetişir. Oğlum 85 tur döndürür ki beni böyle. Baksana yani respect dağıtmak zorundayım. Hadi bakalım. Güzel. Jeni patlattık enerjiyle. Bunun ikinci asılışı ama yani ölmüş Volek build ya. Kullanamıyoruz da zaten adam akıllı. Güzel tam kullanamıyoruz dedik. Ağzına bir tane vurdum. Bunu burada campleyeceğim. Yeni bir av geliyor arkadaşlar. Bah!
Güzel. Tamam, arkadan gelen yok. Heal'lansınlar. Şimdi ben gelirsem onlara vurursam arkadan dolanıp alacak çünkü. En azından vurup diğerini düşürmem lazım, anladın mı? Bah! Güzel. Okey. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Ya bak Allah'ın belaları ya. Dörtlü heal partisi düzenliyorlar orada bir de. Bensiz heal partisi mi var? Bensiz heal partisi mi var lan burada? Ha? Şu aptalı aslında alabilirim ya. Gördüler mi acaba beni? Merhabalar. Gerizekalının doğurduğu, gel buraya. Güzel, fena gitmiyoruz. Kötü gidiyorum aslında ya, fena gitmiyoruz dedim de. Bitti bile. Seni bir ikinci asılışını vurlayalım biz artık. Heh, ne der? Ya tutturdun mu o dedert timingini ya? Merhabalar. Bunun mu son oluyordu ya? Son olanı da unuttum. Hangisinin son oluyordu? Şunu bir alayım ben. Bunun dedardı falan bir şey var mıdır ki ya? Güzel enerjiyle patlattık onu. Hala bu jeni yapan iki tane davar var. Oğlum burası nereymiş? Çıkışı da yok. Ya ben de salağım ya, sana geleceğim. Sen beni üstüne çekeceksin. O ne? Totem kutusu oç orada. Lan oç! Totemi kutsamamış bu arada. Kırmış lan. Hepsini kırdılar mı acaba ya? Noedim gittiyse kafanızı kırarım ki sizin. Şuradan bir tanesine bir sürpriz çıkar mı? Gerizekalı ordusu, hareketlere bak. Bıh! Oradaki palet de yendi. Şunu da yaralayalım. İtlik değil mi? İtlik değil mi kardeşim? Böyle böyle oynayacağız arkadaşlar. Şu an mod benim istediğim kıvama döndü. Şunu da bir yavaştan takip edelim. Onu bilmediğimi sanıyor galiba. Selamlar. Gerizekalı he? Alır mıyız lan bunu? Hadi alayım, lütfen alayım, lütfen alayım. Bunun mu dedardı vardı? Hangisinde? Bir şeyin dedardı vardı ama. Ya uyuz ya. Onu atmasa var ya maçı kesin aldım ya. 2 saat atmayınca dedim herhalde atmayacak. Şunu da yaralamam lazım. Oğlum adamın... Ya yuh, onu bile vuramadım ya. Ya Michael'cığım yani koca adamsın kardeşim. Biraz hızlan ya. Ya sen ne aptal bir insansın. Gel buraya gel. Dur dur, şunlar şimdi yıllanmaya gidecek. Aha! Lan gerizekalı... Senin ben kafana sıçayım. Kafana bok atayım senin. O kadar yavaşım ki arkadaşlar. 25. turumdayım. Tamam al blue kanka, al blue. Gel gel, UNESCO'yu falan da çağırın, o da korusun. Olur mu? Assassin gibi giyinmiş şerefsiz. Hayda, hayda. Aha yaralı, çok güzel. Lan Mikaela, en salakları sensin de. Dua etsem ne hiç chase atamadık ya. Zaten seviye birim yani, neyin chase, anladın mı? Bunun var mıdır dedardı falan, bekleyelim. İyice beklememiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Daha artık herhalde. Selam kanks. Gerizekalı, yat yere yat. Uf, çok stresli maç ya. Bu Michael oynaması da bu yüzden biraz zor geliyor bana ya. Aha, DC olan var. Hop, bunu da astım. Gel buraya gel. Bakma bana oradan. Lan görüyor mu beni acaba? Ha, benim onu gördüğüm bildiği için bana saçma salak hareketler yapıyor şu an. Ben eğilemiyorum ki, Ghostface olsam ben de eğileceğim, anladın mı? Bak gel gel diyor bana. Yani hiç bulup kapatmam lazım Noid'in aktif olması için. Ya buldun seviye biri. Kendini yetenekli san, tamam mı? Tamam, aha. Salak salak. Salak! Mal! Seviye 1'i bulam, palet devirem. Paletin etrafında 20 tur atam. Uf, Michael gerçekten çok stresli ya. Çünkü Michael arkadaşlar comeback karakteri. Yani bu tarz build'ler comeback build'i. Başlarda ister istemez yavaş başladığın için 3-4 tane jam bir anda bitiyor. Sonradan çevirmen lazım. O da müthiş strese sokuyor insanı. Ama güzeldi, iyi maçtı, bayağı iyi maçtı. Çok onlar da zorladı, ben de zorladım. Gençler, Voldek maçı yeterince uzun sürdü. Bir tane de seviye 3 Michael yapıp bitireceğim videoyu. Bu videoluk 2 maç olacak. Havalar aşırı sıcak olduğu için gerçekten uzun süre video başında oturmak çok yorucu oluyor. Hani yoruculuğunu falan geçtim. Çok sıcak hava. İnanılmaz bezdiriyor. 10-15 gün sonra zaten sonbahara yavaş yavaş girmiş olacağız. Tekrardan maç sayılarını eski videolardaki gibi 5-6 maça çıkaracağım, merak etmeyin. Şimdi seviye 3 Mori build'ini anlatayım bilmeyenler için. İlk eklentimiz kokulu saç demeti. Karanlık 3'e sınırsızlık sağlıyor. Yani seviye 3'e geçtiğimiz zaman maç bitene kadar seviye 3'te kalıyoruz arkadaşlar. Seviye düşme olayı olmuyor. Fakat seviye 3'e ulaşmak için gerekli puanı %200 arttırıyor. Yani daha çok stok kasmam gerekiyor. İkinci eklentim de şu işe yarıyor. Seviye 3 modundayken yaralı veya sağlıklı fark etmeksizin bütün kurbanlara mori atmamı sağlıyor arkadaşlar. Fakat bu da karanlık 3'e geçmek için gerekli olan puanı %200 arttırıyor. Yani iki eklentiyi düşündüğümüz zaman çok fazla stalk kasmam gerekecek. Gençler, bu arada iki tane perkümü de değiştirdim. İlk olarak hayvani güç aldım. Benim sınırsız seviye 3 olduğumu anladıkları zaman çok hızlı bir şekilde palet devirecekler. Yani paletlere acımayacaklar. O yüzden sürekli palet kıracağım için bu perkü aldım. Bu perkte paletleri, yıkılabilir duvarları ve jeneratörleri %15 daha hızlı tekmelememizi sağlıyor. Diğer değiştirdiğim perk de bu.
kandırıkçı perkü, atlama hızımız %5 artıyor ve atlama eğiliminde bulunduğumuz pencere 8 saniyeliğine kapanıyor. Böylece kurbanların pencereyi kullanmasını engelleyip daha kolay av haline getireceğiz onları. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar bu haritayı kurbanlar atmış. Öncelikle şunu söyleyeyim, katil oynarken en sevmediğim harita. Yani Midwich'ten bile kötü benim gözümde. Çünkü bu haritada normal maçım yok. Hepsi Genrush. Bu haritayı oynamak isteyen kurbanlar da genelde çok tryhard oluyorlar. O yüzden buraya atıyorlar zaten. Yani ne lanet bir harita ya. Kaldırılsın ya. Anasının avradını bilmem ne yapayım böyle haritanın ya. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Alo. Oha. Ah ah ah. Hala sprint harcamayayım diye yürüyün. Güzel, 3 kişi burada. İkisi hala burada. Seviye 2 met. Ver 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 ver. Çok güzel. Çok çok çok. Bayağı bir aldık. Gayet güzel. Bu ne yapıyor? Alo, buradayım. Zeybek falan oynuyor arkadaşlar. Bu karşıma geçmiş. Ne yapıyor ya bu? Üstte biri var mı? Arkadaşım sana bir zarar vermeyeceğim. Aşağı in. Etrafın sarıldı. Ananı geliyoruz. Ne oluyor? O ne oğlum? Ulan Verstappen o kadar güzel dönüş atamıyor. O nasıl bir dönüş, anasını satayım. Evet. İki kişi oturdu bile bir tane jene. Bu arada çok iyi puan kastım. Gerçekten aşırı iyi kastım. Erkenden 3'e geçmem benim için şahane olur. Merhaba. Bir şoka uğradın sanki. Aptal aptal hareketler yapma amına. O puanı vereceksin. İt. Buğun açtılar da haberleri yok ki gariplerimin. Hadi lan. Bitti mi bunun şeyi? Bitti mi gerçekten ya? Adamın barı nerede bitti, bakar mısın? İdam edilmek isteyen birileri var anlaşılan. Oğlum bunu da mı fullledim? Gerçekten mi ya? Ulan var ya, bak şansa bak, görüyor musun? İki kere 3'e geçme fırsatı geldi. Ya hayır 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 hayır, olmamalı bu ya. Olmamalı ya. Biraz heyecan yaptım. Direkt morilerdim onu da. Heyecan yaptım ya. Tamam, heyecan yaptıysak bunu da alacağız. Slug Pava. Bunu inşallah alırız. Güzel. Bu arada atladıktan sonra mori çekerdim lan. Şimdi arkadaşlar adam animasyonda ya. Ben animasyonda mori çekilmediği için adamın animasyonun bitmesini beklemedim. Kafam durdu. Aha. Sen misin benim ilacım nanana. Sen kalbimde bir kiracı. Yerleşeceğim. Götüne gireceğim. Gel buraya Mikaela. Seni gidi büyücü, seni gidi Hermione Granger, seni gidi Hermione Granger. Oh, afiyet. Omega 5 yenur, yenur. Ne oluyor orada? Oğlum bir daha benim astığım adamı alsana lan. Merhaba. Devirdi mi? Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi ha? Arkadaşım, güzel sanatlar mezunu musun? Bu tip kırık ne lan? Böyle dedim de arkadaşlar, benim ablamın saçı da yani pembe, biliyor musunuz? Daha doğrusu her rengi denedi. O da güzel sanatlar mezunu. Bir ara maviydi, mor yaptı, sarı yaptı. Hala jam bitiriyorsun orada ya. Ben iki tane normal vuruşla adam düşürdüm ya. Aslında orada sattım diye düşündüm ama iyi olmuş. Çünkü Mikaela hiç beklemiyordu böyle bir şey. Hani palette falan dönmeye çalışıyordu garibim. Merhaba. Yapma be. Yani çok rahat yakalardım arkasından gitsem. Ama ben mori çekeyim dedim. Hani atlasın da sonradan yakalayayım, mori çekeyim dedim. Yemedi. Okey, arkasındakinin ne yaptığı önemli değil. Ben 3. kelime aldığım zaman benim için her şey okey arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Hehe bu. Güzel oynuyor, akıllı oynuyor. Yemin ediyorum moru çektim sandım var ya, götten yakalayınca bir an. Yani niye acım, o kadar şanslısın ki. Verilmiş madafakan varmış gerçekten. Lan sözün doğrusu neydi a**ına koyayım. Ooooooo. Kate hanım, biz de sizi bekliyorduk bu gerizekalı nerede diye. Nerede acaba ya, bak dur görmemiş gibi yapacağım. Ha ha boy. Yazık lan, son çare, anladın mı? Hani belki dedi fotosentez yaparım, yaşamıma tutunurum dedi. Olmadı, canı sağ olsun. Nasıl bir prestij yaptıysa adam. Texas katliamı birinin thumbnail'ına dönmüş, anasını satayım suratı. Bu build gerçekten Volek build'inden daha keyifli bir build bana göre. Çünkü daha az stresli. Stres yapması gereken kurbanlar. Ama Volek build'inde hem kurbanlar hem katil stres yapıyor. Çünkü hani stealth oynamanız gerekiyor ya, gizlilik esaslı oynamanız lazım. Sizin de gözükmemeniz lazım yani kurbanlara. O yüzden bu mod biraz daha keyifliydi. İki maçtan da keyif aldım ama güzeldi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.